Biz yayınımızı Ankara CHP Genel Merkezi'nden yapıyoruz. Konuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Taha Akyol ve ben Elif Çakır. Neler soracağız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na? Aşıyı konuşacağız. Ekonomi nereye gidiyor? Türkiye ekonomide düzlüğe çıkabilir mi? Bunları konuşacağız. Biden 24 Nisan'da Ermeni soykırımı dedi. ABD-Türkiye ilişkileri bundan sonra nereye gider? Kemal Kılıçdaroğlu gerekli tepkiyi verdi mi, vermedi mi? 128 milyar tartışmasını bir kenara bırakıyor muyuz, unutuyor muyuz? Devam mı edecek? 18 günlük kapanma sürecine girdi an itibariyle Türkiye. İki problem var. Birincisi hükümet kapanma dedi ama iki şey tartışılıyor. Bir, vatandaş nasıl geçinecek? Ekonomik destek paketi. İkincisinde sağlıkçılar tartışıyor. Bu kapanma süreci yeterli mi, değil mi? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Hoş bulduk Kemal Bey. Evet, siz de hoş geldiniz programımıza. Size hoş geldiniz. Evet, siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız. İftarı burada yaptık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi burada görmek güzel bir şey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Daha önce geldiğimizde burada bir Atatürk fotoğrafı vardı. Evet. O değişmiş. Değişti. Taha Bey'in uyarısı üzerine değişti. Evet. Halka daha yakın. Daha sempatik bir fotoğraf. Doğrusu da buydu tabii. Evet. Sağ olun. Günün en güncel tartışmalarından arzu ederseniz başlamak isterim. Aşı konusu. Sağlık Bakanı daha önce 100 milyon aşının geleceğini söylemişti. En son 100 milyon Sinovac aşısı Nisan ayının sonuna kadar gelecek dedi. Türkiye'ye ulaşacağını söylemişti. Sonra Sinovac sözünü tutmadı. Maalesef biraz gecikme olacak dedi. Aynı zamanda BioNTech için de geçerli. Evet. Yani sürekli böyle vaatler yapıldı ama bunlar hani yerine gelmedi. BioNTech'le alakalı da ne olup olmayacağını bilmiyoruz. Uğur Hoca ile görüşmelerimizi devam ettiriyoruz dedi. Dün Sağlık Bakanı BioNTech aşısının ikinci doz uygulamasını 6-8 hafta sonra yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Evet. Bugün bakanlıktan yapılan açıklama bu kararın iptal edildiği yönündeydi. Kararı kim aldı, kim iptal etti? İptal edeni biliyoruz ama kararı kim aldı onu bilmiyoruz. Evet. Ama randevularla belirlenen, ilk belirlenen tarihe dönülmedi. Evet. Bunu bir değerlendirir misiniz? Şimdi Elif Hanım, bakın samimi düşüncemi ifade edeyim. Ya 5 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir iktidarın bu aşı olayını çözme şansı zaten yok. 100 milyon doz gelecek dediler. 10 milyon doz gelecek dediler. Sinovac'tan Çin'den alacağız dediler. BioNTech'ten gelecek dediler. Ama sonuç nerede? Neredeyiz şu aşamada? Alt alta dedim ki arkadaşlara, Sağlık Bakanlığı bugüne kadar aşıyla ilgili söylediklerini bana bir çıkarır mısınız diye. Hepsi birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Verdiği sözleri tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapması. Aslında bu konu eğer samimi olarak çözülmek isteniyorsa ve hangi önlemlerin alınması gerekiyorsa, yani bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulunun bir sözcüsü olur. Sözcü çıkar der ki şu 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 önlemlerin alınması gerekir. Siyasi iktidara düşen görevler nedir? Ekonomik açıdan, toplumsal açıdan. Onları da siyasi iktidar yerine getirirdi ve vatandaş olarak biz de güven duyardık. Şimdi tam bir güvensizlik üzerine inşa edilen bir tablo var. Şimdi bu tablo içerisinde aşı geldi, gelmedi, efendim işte tarih verdik, o tarihleri 6-8 hafta öteledik. Ya Allah aşkına, yani buna kararı kim veriyor ben şahsen bilmiyorum. Sayın Bakan çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Açıklamalar bilim kurulunun açıklamaları mı? Yoksa kendi açıklamaları mı? Yoksa sarayın açıklamaları mı? Bundan bir haberimiz yok. İşin özü, bu aşı işini beceremediler. Beceremeyeceklerini ben gayet iyi biliyorum. Emin olun, bizim belediyelere bu yetki verilseydi, bizim belediyeler bunun hepsini çözerdi. Bakın maske olayının tamamını çözdük. Üstelik bedava verdik. Evet. Üstelik hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza verdik. Dezenfektanı da verdik, maskeyi de verdik. Hatta pek çok şeyi, kamu kuruluşları başta olmak üzere dezenfekte işlemlerini de biz yaptık. Evet. Belediyelerin eli kolu bağlanmak istedi, onu da açtık. Bu da aşılabilirdi. Hadi siz yapamıyorsunuz, verin özel sektör. Özel sektör getirsin bu aşıları. Getirirdi özel sektör. Ama dediğim gibi,
beceriksizlik o kadar sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar, yapamıyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre sonra vazgeçiyorlar, yeni bir süre veriyorlar. Anlaşılmaz. Devlet böyle yönetilmez yani. Devlet yönetilmiyor aslında. Halbuki sürecin başında bir bilim kurulunun kurulmuş olması hepimizde bir güven yaratmıştı. Öyle. Sağlık Bakanı, ben hatta birkaç tane de yazı yazmıştım. Çok şükür nihayet politika yapmadan, kavramsal bir dille konuşan, bilim terminolojisiyle konuşan bir akademisyen Sağlık Bakanımız var diye. Ama sonra Sağlık Bakanlığı, sağlık hocaları, bilim kurulu açıklama yaptılar. Biz sadece mütalaa veriyoruz, kararları biz almıyoruz diye. Evet. Demek ki kararları alınan belli. Ben listenizde bir şeyler var mı onu merak ettim. Sağlık Bakanı ne demiş diye. Çünkü Sağlık Bakanı ben hiç hayatta karşılaşmadım. 18 Aralık'ta açıklama yapıyor. Çok takdir ettiğim bir isimdi. Ne olmuş diye ben de merak ediyorum. Şimdi başlangıçta hepimize güven verdi. Bir değil akademisyen mi? Kimliği var, siyasetçi kimliği çok gerilerde. Aynı zamanda sağlık dünyasından geliyor, uygulamadan geliyor. Dolayısıyla konuşması, söylemesi, kamuoyu yoklamaları yapıldı. Kendisine duyulan güven çok yüksek. Şimdi 18 Kasım'da açıklama yapıyor 2020'de. 10 milyon doz Sinovac aşısı alacağız. Güzel. 24 Kasım'da 9 milyon kişi aşılanacak ilk aşamada diyor. 9 Aralık'ta 2020 gene 50 milyon doz Sinovac aşısı gelecek diyor. 2-3 ay içinde bunlar Türkiye'de olacak ve Türkiye daha fazla aşıya sahip olacak diyor. 10 Şubat 2021'de 15 milyon doz aşı geldi diyor. 100 milyondan fazla aşı için anlaşma yapıldı diyor. 17 Şubat 21'de 100 milyon doz aşı Nisan ayının sonunda elimizde olacak diyor. Nisan bitmek üzere. 100 milyon gelmiş olmalıydı demek ki şimdiye kadar. Tabii, evet. 25 Mart'ta açıklama yapıyor. Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğiz diyor. 100'den 105'e çıktım. Sonra 13 Nisan 21'de açıklama yapıyor. Haziran'da 30 milyon doz aşı gelecek diyor. 26 Nisan'da 100 yani, milyondan 30 milyona düşmüş. Evet, 26 Nisan'da da Sinovac sözünde durmadı diyor. Yani bakıldığı zaman sonra işte 28 Nisan'da malum tarih verildi. BioNTech işte bilmem şu tarihteydi. 6 ve 8 hafta ertelenebilir dedi. Buna karar verdik. Yok, bu kararlaştırıldı diyor. Siz az önce okudunuz Elif Hanım. Kim karar verdi? Neye göre karar verdi? Bilim kurulu mu karar verdi? Siyaset kurumu mu karar verdi? Bu bir sağlık olayıysa bilim kurulunun karar vermesi lazım ve hepimizin de bilim kurulunun gereklerini hem dinlememiz hem yerine getirmemiz gerekiyor. Bunların hiçbirisi olmadı. Bakın daha vahimini aktarayım. Şimdi bu akşam malum kapanma sürecine girdik. Bundan önce serbestti her şey. İnsanlar nerelere gittiler? 1,5 milyon insan, 2 milyon insan İstanbul'dan ayrıldı. Nereye gitti bunlar? Kıyılara gittiler. Peki burada İstanbul'daki virüs buralara taşınacak mı? Taşınacak. Orada bu insanlar hastalandığı zaman yeteri kadar kapasite var mı? Hastanelerde yatak kapasitesi var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz yok. Nasıl olacak bu insanlar? Siz eğer kapanmayı alıyorsanız ulaşımı da engellemeniz gerekiyordu. Kişiler evlerinde oturacaklardı ve siz onlara bakacaktınız eğer bir hastalık olduğu zaman. Yani sorun çok ama bunları yönetemiyorlar. İşin Türkçesi bu. Eleştiriden çok şunu yapmak lazım. Bakın, eve kapanma dediler. Güzel, kapattınız. Kapanma kararı doğru mu? Bana göre doğru, bakın onu da söyleyeyim. Ama kapanma kararı doğru ama kapanmayla beraber ekonomik önlemleri alacaksınız. Bu insanları eve kapatıyorsunuz. Güzel, nasıl geçinecek? Dükkanı kapattık, kahveyi kapattık, pastaneyi kapattık, berberi kapattık, taksici çalışmayacak. Peki bu insanlar nasıl geçinecek? Siz bir ekonomik paket açıkladınız mı? Bugün açıklandı, kısmen 5 milyar liralık, 5 milyar Türk lirası. Yine KOSGEB üzerinden borç vereceklermiş. Faizsiz borç verecekler, 3 yılı ödemesiz. KOSGEB yani üreticiye, fabrikaya verecekler. Esnaf ne yapacak? Bakın, daha normalde 18 günlük kapanmanın
ekonomik maliyeti bilançosu ayrılması gereken bütçe ne olmalıydı? Bakın bunun onun hesabını hani bir çalışma onun, yaptırdınız mı? Yok, öyle bir çalışmamız olmadı ama şunu çok iyi biliyorum. Esnafa veya vatandaşa yönelik ne kadar para ayırdılar? Bugün bir 5 milyar Türk lirası KOSGEB üzerinden ayrıldı. Ama ben size rakam vereceğim. Bunları çıkardım yalnız. Rakam vereceğim. Bana göre bu rakamlar çok önemli. İstanbul Havaalanı işletmecilerine sağlanan avantaj 21 milyar lira. İstanbul Havaalanı, bugün sizin uçağı kaçırdığınız havaalanı, 21 milyar liralık onların ortaklarına avantaj sağlandı. Geçiyorum otoyol işletmelerine, 2020 yılında bunlara verilen garanti ödemesi 10 milyar 100 milyon lira. Geçiyorum şehir hastanelerine sağlanan hizmet bedeli ve kira 17 milyar 600 milyon lira. Elektrik şirketlerine yani üretim şirketlerine sağlanan bir avantaj var 2020 yılında bu yıl içerisinde 3 milyar lira. Elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan bir avantaj var 2 milyar lira. Dijitürk'ün Katarlı ortağı vardı, parayı ödemiyorum dedi. 900 milyon lira da ona avantaj sağlandı. Topladığınız zaman bakın bunların sayısı 50'yi geçmiyor. 50 şirket ve kişi 50'yi geçmiyor. 50 kişiye sağlanan imkan 54 milyar 600 milyon lira. Salgın döneminde. Esnafa ne verilecek? 5 milyar. Evet. Bu kapanma döneminde. Ayrıca bir şey daha var Taha Bey. Bütçe fazla verdi diyorlar. Bütçe fazla verdiyse bu parayı niye esnafa vermiyorsunuz? Bakın ben kredi demiyorum. Doğrudan doğruya hibe. Hibe vereceksiniz. Çünkü bu adam çalışmak istiyor, üretmek istiyor. Borç veriyorsunuz, faiziyle beraber vereceksiniz. Esnaf zaten borç aldı, şimdi taksit gelecek, ödeyecek. Peki iyi de dükkan kapalı, nasıl ödeyeceğim? Erteledim, hadi şimdi erteledin. Dükkan açıldığı zaman ben derhal para kazanmıyorum ki hemen. Tamamen plansız, tamamen kontrolsüz. Kendilerine göre oturuyorlar, bir karar alıyorlar, uygulanabilirliği yok, vatandaş perişan vaziyette. Taha Bey, ben İstanbul'da gerçekten derin yoksulluğu yaşayan aileleri gittim ve gördüm, tanığı oldum. Derin yoksulluğu yaşayan, evine ekmek götüremeyen. Kocası var, çöpten kağıt topluyor. Eğer kağıt toplayıp satarsa aile geçinebiliyor. Satamazsa bitti. Şimdi bu sokağa çıkamayacak. Gündelikçiler sokağa çıkamayacak. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Seyyar satıcılar sokağa çıkamayacak. Seyyar satıcılardan, simitçilerden. Bunların hiçbirisi, bakın sosyal devlet diyoruz. Devlet olarak önce bunları düşüneceksiniz. Ama siz bunları düşünmüyorsunuz. Önce yandaş büyük şirket, büyük ihale alan şirketlere her türlü imkanı veriyorsun. Her türlü. Para yok diyorlar. Şimdi vatandaşın kafasında bir de şöyle bir soru var Taha Bey. Ya çok iyi de yani para yok, ne yapsın hükümet? Ne demek para yok? Bu soruyu biz size soralım. Ne yapsın hükümet? Para evet, yok. Para var efendim. Var. Az önce söyledim. 22 milyar lira bütçe fazla verdi ilk 3 ayda. Öyle diyorlar. Açıklamaları öyle. 22 milyar lira fazla verdi. Ne demek? Hangi ne anlama geliyor? Bir, ben vatandaştan tahminimden çok daha fazla vergi aldım. İki, hayır yani vergi almadım ama tasarruf yaptım. 22 milyar lira harcamam gerekirdi. Bunları harcamadım, tuttum. O zaman şimdi harcayacaksın bu parayı. Kime vereceksin? Esnafa vereceksin. Günlük geçinen insana vereceksin. Bakın Hıfzı Sağ Kanunu 1930'lu yıllarda çıkmıştır. Bu tür olaylarda bütün masrafları devletin karşılayacağını Hıfzı Sağ Kanunu yazmıştır. O yıllarda. Aradan yıllar geçti, Türkiye büyüdü, Türkiye gelişti. O kanunun felsefesini hala bugünkü iktidar anlayabilmiş değil. Zaten temel sorunumuz da oradan başlıyor. Özde insandır ve insanın mutluluğudur. Devlet insanın sağlığı için önlem alır. Doğru, önlem alıyorsunuz, evinde otur diyorsunuz ama ona bakmak zorundadır. Bir şeyin, IMF'in bir raporu yayınlandı. Türkiye Covid-19 dolayısıyla milli gelirinin %1.9'unu, %1.2 bile değil, %1.9'unu vatandaşa verebilmiş.
listenin en sonunda yer alıyoruz. Normalde vatandaşa vermesi gereken 70 milyar dolar olması lazım. 70 Burada milyar bir soru dolar. Sorabilir miyim Tabii. size? Biraz önce dediniz ki vatandaşın da kafası karışıyor, ne yapsın, para yok diyor. Şimdi muhalefet partilerinin şöyle bir şeyi var. Yani verin diyorsunuz, bunlar güzel şeyler. Duyulduğu zaman da insan insanı rahatlatıyor. Evet. Ama muhalefet partileri iktidara bu parayı verin, yardım yapın derken mesela vatandaşın kafasının karışmasında birazcık muhalefet partilerinde suçu yok mu? Hayır. Adres mesela nereden verecek? O kaynak nerede? İktidar hani adres gösterebiliyor musunuz? Şurada şu para, burada bu para. Bunlarla siz verebilirsiniz diye. Elif Hanım, bir fedakarlık dönemi midir? Evet, bir fedakarlık dönemidir. Herkes yapmalı mı? Evet, herkes fedakarlık yapmalı. Ben de yapmalıyım. Evet. İş dünyası da yapmalı. Herkes bir fedakarlığı yapmalı. Yani eve kapan dediğiniz zaman herkese %100 bir asgari ücret verilebilir mi? Hayır, verilemez. İmkan yok buna. O zaman ne yapılmalı? Fedakarlığı herkes kendi geliri ölçüsünde yapmalı. Ona asgari ücret vermeyeceğiz ama işte şimdi diyelim ki 1000 lira veriyorsunuz, 1500 lira hibe olarak veriyorsunuz. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Bu parayı nereden buldunuz diye de sormuyorum zaten. Burada sorulması gereken temel nokta şu. Para var mıdır, yok mudur? Evet, para var. Nerede? Bütçede. Ben söylemiyorum. Onlar söylüyorlar. Açıklama yapıyorlar. İlk 3 ayda yani Ocak, Şubat, Mart ayında bütçe 22 milyar lira fazla verdi. 22 milyar lira fazla verdiyse yani devletin harcaması gereken yerlere harcadı. Bütçede öngörülen yerlere parayı harcadı. 22 milyar lira da arttı. 22 milyar lirayı dağıt. Ver bu insanlara. Fakir fukaraya dağıt. Esnafa Şöyle dağıt. Soralım. Bu 22 milyar 2021 yılının ilk 3 ayı. Tabii. Pandemi 2020 yılının Mart ayında Mart ayında çıktı. Evet. Biz Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yaklaşık 7 ay, Tabii. 8 ay devlet yardımıyla yaşayacak kesimin çok muhtaç hale geldiğini, çok büyüdüğünü gördük. O vakit kaynak ne olmalıydı? Şimdi bütçe fazla vermiş, onu verin. Ve fazla vermeseydi bir Merkez Bankası kaynaklarından bahsediliyor, 800 milyardan bahsediliyor. Evet. Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesinin sarf edilmiş olmasından bahsediliyor. Hazineye devredilmesinden bahsediliyor. Bakın az önce söyledim, belli kişilere paraları düzenli ödeniyor. İstanbul Havaalanı'nı yapan şirketlere 21 milyar lira parayı veriyorsunuz. Toplam 54 milyar dediniz. Tabii toplam 54 milyar 600 milyon lira parayı veriyorsunuz. Var bu para yani. Buradaki önemli olay nedir? Siyasi tercihtir. Siyasi tercihi kimden yana kullanacaksın? Bütçe var mı? Var. Bu bütçe içindeki rakamlar doğru mudur? Doğrudur. Gelir kısmı aşmış mı bütçe rakamlarını? Aşmış. Bu da doğrudur. Çünkü bunu hükümet söylüyor. Biz de hazinenin web sayfasındaki geliri gideri bakıyoruz oralara yani sonuçta. Biz de bakıyoruz. Gazeteciler bakıyor. Meraklı olan arkadaşlar bakıyor. Siyasetçiler bakıyor. İş dünyası bakıyor. İş dünyası bakıyor. Bütün bunları görüyoruz zaten burada. Devlet şeffaf değil bizim anladığımız anlamda yeteri kadar. Ama bazı rakamları orada görmek mümkün. Bu para var. Şimdi bu parayı kim için harcayacaksınız? 22 milyar lira söylüyorlar. Doğru, 22 milyar lira bir para var ki Taha Bey'in söylediği gibi ta 7 ay önceden gelen bir süreç bu. Siz parayı biriktirmişsiniz. Parayı kimin için biriktirdiniz? Bundan sonraki belli kişilere yapacağınız ödemeler için mi? Esnaf için mi? Biz bu paranın esnaf için harcanmasını istiyoruz. Şimdi fedakarlık söyledim. Fedakarlığı kim yapacak? Şimdi kahveciye gel fedakarlık yap diyemezsin, zaten dükkanı kapatmış. Esnafa ya da manava ya da simitçiye ya gel işte sen fedakarlık yap, zaten en büyük fedakarlığı yapmış, dükkanı kapatmış. Peki kim fedakarlığı yapacak? Devletten büyük alacağı olan kişiler fedakarlık yapacak. Ya arkadaş, sen zaten senin alacağın döviz garantili. Yani döviz arttıkça zaten ben sana daha fazla ödeyeceğim. Makul bir faizle de sana ödeyeyim. Ama sen bırak, ben bu 54 milyar lirayı esnafa dağıtayım. Derin yoksulluk yaşayan ailelere dağıtayım. Bunları yapın. Bunları yaparsanız mesele çözülür. Bakın ben size şöyle ifade edeyim. Gerçekten bu bana göre bunlar önemli.
hükümet güven vermek istiyorsa, bir çıkacak milletin önüne diyecek ki, evet bir pandemi dönemi yaşıyoruz, bütün dünya bunu yaşıyor, ciddi anlamda paraya ihtiyacımız var. Ben de sosyal devletin gereği olarak vatandaşıma bakacağım, hiç kimseyi aç yatağa yatırmayacağım ve bunu, bu fedakarlığı önce devlet olarak ben yapacağım, tasarruf yapacağım ve israfı engelleyeceğim. İsraf olmayacak devlette. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yapması gerekir mi? Kesinlikle yapması gerekir. Nereden tasarruf, nereden? İsraf, dünya kadar israf var. Dünya kadar israf var. Allah aşkına 13 uçak benim mi 13 uçağım var? Pandemi döneminde siz kalktınız, saraya yeni, lüks, dünyanın parasına Mercedes'ler aldınız. Ya arkadaş, bu kadar araba neyinize yetmez? Bir yerden maaş değil, 5 yerden maaş alan var. Bu israf değil midir? Onların yerine siz en azından 100 tane asgari ücretli üniversite mezununu çalıştırabilirsiniz sigortalı olarak. İstihdam yaratmış olursunuz yani. Bunların hepsi yapılabilir. Dolayısıyla bakın, israfı önleyeceğim diyeceksiniz ve örnek vereceksiniz. Şunları, şunları, şunları yapacağım. Böylece vatandaşla devleti yönetenler arasında bir güven ilişkisinin oluşması lazım. Bu. Kamu özel işbirliği, bu dediğim 54 milyar lira. Çağıracağım onları. Bunlar zaten sayıları 50 kişi. Gelin arkadaşlar. Bak, esnafa dükkanı kapat dedim. Kapattı. Vatandaşa evine kapan dedim. Kapandı. Ya onlar en büyük fedakarlığı yapıyor. Benim onlara bakmam lazım. Bu 54 milyarı size daha sonra ödeyeceğim. Ama izin verin bu parayı şimdilik ben bu insanlara ödeyeyim. Sosyal devletin gereği olarak. Siz batmazsınız, bir şey olmaz size. Ama bu insanlar perişan olur. Bunların çoluk çocuğu var ve ben sosyal devlet olarak bunlara güvenceyi vermek zorundayım. Bunun yapılması lazım. Başka? Kontrollü bir şekilde Merkez Bankası para basabilir. Evet, yani bunu bütün iktisatçılar söylüyorlar. Evet. Kontrollü bir şekilde, evet, ve tekrar piyasadan çekeceğinin yolunu da göstermek kaydıyla. Evet, onun için diyorum kontrollü. Basabilir ama bu parayı götürüp gene bu müteahhit tayfasına vermeyecek, bu beşli çeteye vermeyecek yani. Bu parayı götürecek, esnafa, vatandaşa verecek, yoksulluk çeken insanlara verecek. Çünkü bu insanlar gidip bakkaldan, şuradan, buradan alışveriş yapacaklar. Büyük para değil. Kontrollü bir şekilde parayı basarsınız. Bakın, muhalefet partisinin genel başkanı olarak söylüyorum. Kontrollü bir şekilde, karşılıksız Merkez Bankası'na para basabilirsiniz. Ve böylece yaşanan büyük dramları engelleyebilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Belediyeler yardım kampanyaları açıyorlar. Vatandaş geliyor, diyor ki ben 100 milyon, 50 milyon, 5 milyon, 3 bin lira para yatırıyorum. Sen fakir fukaranın masrafını karşıla. Şimdi bu paraya el koydular. En büyük hatalardan birisi. Niye paraya el koyuyorsun? Bırakın İstanbul, Adana, Mersin, İzmir, Antalya. Vatandaş güveniyor çünkü belediyeye. Ben yardım yapacağım sana diyor. Para yardımı, sen fakirin, fukaranın, gideceksin, masrafını karşılayacaksın veya nakdi yardım yapacaksın. Bunu yap. Bunu yasakladı. Bunu serbest bırakmaları lazım. Çünkü kimin ihtiyacı var en iyi belediyeler bilir. Bu sadece CHP'li belediyeler için söylemiyorum. Yani AK Partili belediyelerde kimin fakir olup olmadığını gayet iyi bilirler. Gider yardımı yaparlar. Bunun önünün açılması lazım. Bakın, çok derece basit bir kararla açılması lazım. Yine aynı şekilde Sayın Erdoğan çağıracak İçişleri Bakanı, diyecek bütün kaymakamlara talimat ver kardeşim. Bütün gecekondu bölgelerindeki bakkallardaki veresiye defterlerini siz satın alacaksınız kardeşim. Orada fakir fukara gidip ekmek alırken veresiye defterine yazdırıyor. Satın alın kardeşim, tamamını siz ödeyeceksiniz diye. Çok büyük paralar değil. Ama o insanların bakkaldan veresiyeyle satın aldıkları ürünlerin karşılığını devlet ödemiş olacak. Düşünebiliyor musunuz? Vatandaşla devlet arasındaki güveni. Güven, şimdi belediyeler yapıyor mesela. Tabii biz Sayın yapıyoruz. Mansur Yavaş İstanbul'da Mansur İmamoğlu başlattılar. Yaptı, yani. Ekrem Bey yaptı, diğer belediyelerimiz yaptı. Hepsi ortak bir çaba içinde bunları gerçekleştiriyorlar. Ama bizim belediyelerimizin olmadığı yerler var. Onun için diyorum kaymakamlar. Gidecekler, satın alacaklar bu defteri. Öyle çok bir, bakın 3600 lira verildiği zaman en azından 15 ailenin bütün borçları siliniyor. 3600 dediğiniz nedir Allah aşkına? Bunların hepsi yapılabilir. Yapılmaması için hiçbir engel yok. Su
biz bütün belediyelerimize talimat verdik. Kimsenin suyunu kesmeyeceksiniz. Borcu var. Borç dolayısıyla su mu kesilir? Erdoğan'ın da şunu yapması lazım. Hiç kimsenin elektriğini kesmeyeceksiniz. Elektrik borcu var diye. Elektrik borcunu keserseniz, yani borcu var diye elektriğini keserseniz bu insan nasıl yaşayacak? Orta çağda mı yaşayacak bu? Bakın bunlar, bu dediklerim çok büyük maliyetler getirmiyor devlet aslında. Bunlar tamamen devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini perçinleyen uygulamalar. Şimdi bunların aklına bu da gelmiyor. Ben söylüyorum bunu yapın. Niye yapmıyorsunuz bunu? Bunları yapın. Kazanacak olan sizsiniz. Devlet kazanacak burada. Vatandaşla devlet güven içinde olacak. Bizim bütün belediyelerimiz bunları yapıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Sizin bulunduğunuz belediyede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ve telefonlar var. Her belediyemizin telefonları var. Telefon edildiği zaman doğrudan doğruya ulaşılıyor. Doğrudan doğruya yardım yapılıyor. Keşke bütün Türkiye'de böyle olsa. Kemal Bey, belediyeler kaynak sıkıntısı çekmiyor mu? Belediyeler hem, ben de takdir ediyorum. Hakikaten yani yakından takip ettiğim İstanbul ve Ankara belediyeleri. Sosyal yardım konusunda çok başarılılar. Buradan kamuoyu önünde onları tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Ama onlar da para harcıyorlar. Tabii. Aynı zamanda da metro yapmak zorundalar. Aynı zamanda da kamu hizmetlerini, belediye hizmetlerini yürütmek zorundalar. Belediyelerde bir kaynak sıkıntısı, dolayısıyla yardım edeceğim derken normal belediye hizmetlerin aksaması gibi bir risk var mı? Şöyle, o konuda da oturduk konuştuk. Konuştunuz mu? Oturduk konuştuk. Evet. Şimdi eğer bir çocuk, bir aile açlıkla, derin yoksullukla karşı karşıyaysa ne metro ne şu ne bu. Doğrudan doğruya o insanı yardımı yapmak zorundayız. Bu konuda özel çaba harcanıyor. Ama öbür yatırımlar için de devam ediyor. Gerçekten savurganlıklar çok büyük ölçüde sıfırlandı. Devir alınan borçların önemli bir kısmı hem borçlar ödeniyor, hem yeni kaynaklar çok verimli bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda yardım da yapılıyor. Biz düzenli her hafta belediyelerin ne kadar aynı, ne kadar yardım yaptıklarını düzenli olarak alıyoruz. Ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. İzin verirseniz mesela 20-26 Nisan arasında 6 günlük. Evet, 6 günlük. Bütün belediyeler, CHP'li belediyeler 847.164 haneye aynı yardım yapmışlar. 241.000 hane. Evet, haneye. 221.478 haneye de nakdi yardım, para yardımı yapılmış. Ramazan ayı boyunca yapılan yardım, Ramazan'ın başlangıcından 26 Nisan'a kadar 2.076.813 haneye yardım götürülmüş. Aynı ve nakdi yardım götürülmüş. Bunlar için ödenen para 99.312.035 lira. Bu yardımı, bu paranın bir kısmı bağış olarak alınmış. Aynı yardım yapılırken vatandaş parasını ödemiş, belediye dağıtmış. Bir kısmını doğrudan doğruya belediye kendi bütçesinden karşılamış. Bakın, bu iktidarın oturup Cumhuriyet Halk Partisi'ne dua etmesi lazım. Eğer 2.076.000 haneye yardım götürülmeseydi kim götürecekti o yardımı? Bir toplumsal buhran çıkardı ortaya. Allah korusun. Yani böyle dönemlerin en büyük felaketi toplumsal kriz yaratması. Krizdir ya. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Belediye elinden gelen her şey, yani belediyeler elinden gelen her şeyi yapıyor. Zaten yarın da yine önce büyükşehir belediye başkanlarımızla tekrar toplanacağız. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Bu tablo nedir? Nereye gidiyor? Karşılaştıkları sorunlar ne? Bunları da ayrıca kendi aramızda konuşacağız. Evet. 128 milyara geçelim mi? Geçelim. Merkez Bankası. 128 milyar dolar konuşuldu. Siz afişler yaptırdınız. Evet. Sonra afişleriniz toplatıldı. İndirildi. İndirildi. Evet. İndirildi. Hatta Cumhurbaşkanlığına hakaret suçlaması gerekçesi yapıldı. Bununla alakalı açılan bir dava var mı? Ceza davası. Biliyor musunuz bunu? Hiçbir dava yok. Ama öyle hakaret diye bindiriyorlar ama hakaret davası açmıyorlar. Yani şu ana kadar açılan bir dava yok ama tutulan tutanaklar var. Tutanaklar var. Kabahatler kanununa göre ceza kesiyorlar ama biz onu da mahkemeye götürüyoruz. Çünkü ortada bir suç yok. Yani soru şu, 128 milyar dolar nerede?
Yani bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim orada sarayın silüeti varmış. E kime soracağım bu soruyu? Manav'a sorduk. Nerede diye, manav haberi yok. Bakkalın haberi yok. Efendim sanayicinin haberi yok. Kobicinin haberi yok. Ya kimsenin haberi yok. Gazetecinin haberi yok. E de bu para nerede? Şimdi bu parayı soruyoruz kime? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan, ekonomiden sorumlu olan kişiye soruyor. Tek kişilik hükümet. Siz zaman zaman çok sık yazıyorsunuz. Sağ olun. Tek kişilik hükümet diye. Sayın Mehmet Uçum'un galiba. Evet, ben ondan alıyorum. Ben söylemiyorum. Evet. Mehmet Uçum'un. Sayın Mehmet Uçum'un 16 Nisan diye bir kitabı var. Evet. Bu anayasayı anlatıyor. Orada sözünüzü kestim, özür dilerim. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi yetkiler itibariyle tek kişilik hükümettir. Evet. Peki bakanlar, onlar teknik görevlilerdir diyor. Aynen ki öyle. Öyledir de. Fiilen de öyle zaten. Öyledir de. Fiilen de öyle. Dolayısıyla şimdi kime soracağız? Ona soracağız tabii. Önce binalardan indirdiler ama şunu söyledi il ve ilçe başkanlarımız, bize yazılı bir talimat getirin, o zaman indirebilirsiniz. Uzun süre kimse yazılı talimat vermedi çünkü hakaret yok, bir şey yok yani. Sonunda bazı savcılar karar verdiler, yazı yazdılar emniyete indirin diye. Bazı savcılar vermedi, valiler devreye girdiler, valiler bu sefer polislere talimat verdi. Bütün bunların hepsinin tutanakları tutuldu. Ve dolayısıyla billboardlara biz bunları önce astık. Para veriyoruz yani. Ama oradan da indirdiler. Siz idari yargıda herhalde iptal davalar açtınız. Açtık. Ha, açtık. Evet. İdari yargıda davalar açtık. Davalar devam ediyor. Ama şöyle bir artısı oldu. Onların bu girişimi 128 milyar dolar nerede sorusunun 83 milyon tarafından da öğrenilmesine yol açtı. Evet, ilave evet. Haber oldu. Evet yani. İlave haber oldu. Toplatıldı, toplatıldı diye. Para nerede 128 milyar dolar? Bugün en son Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati rezerv aslında yerinde duruyor dedi. Cumhurbaşkanı da yerde. Kasada duruyor diyen de oldu Elif Hanım. Tabii. Kasada, kasada duruyor diyen de oldu. Kasada duruyor diyen oldu. Böyle bir rezervimiz hiç olmadı diyen oldu. 710 ton civarında altın rezervimiz var dedi bugünkü evet. Yaptığı açıklamada Nurettin Nebati. Bu nerede diye soruyorlar. Bütün kırılımları belli. Merkez Bankası dünyanın en şeffaf bankalarından biridir dedi. Bugünkü en son yapılan açıklama bu. Elif Hanım. Bu kadar mı? 128. Mesela Merkez Bankası Başkanı geçenlerde bir ortak yayına çıktı. Üç kanalı evet. Yayınladı. Ortak evet. Yayına çıktı. Orada da şöyle dedi. İktisatçılar bu 128 rakamını nereden buluyorlar? Anlayabilmiş değilim. Biz böyle bir rakam açıklamadık. Onlar dedi. Açıklamadılar. Evet. Yine sordular. Nereden buldular? Bilançolardan çıktı diye söylendiğinde demek ki biz şeffafız. Bilançolarda bu rakamlar yer alıyor diye. 128 milyar dolar bizim bildiğimiz rakam bu. Bu konuda uzman olanların da dile getirdikleri rakam bu. Sayın Ali Babacan arada bir 130 milyar dolar daha yuvarlak bir rakam kullanıyor. Şimdi Elif Hanım, Merkez Bankası dolar satar mı? Satabilir tabii. Nasıl yapıyordu bunu? Şöyle yapıyordu. İhaleye çıkıyordu. Onların bir odaları var. Evet. O odaya herkes giremez Merkez Bankası'nda. Şey gibi yani güvenlik odası gibi, sahar oda gibi bir oda, kritik bir oda. O odada dolar alım satımı yapılır. Ne alıcı ne satıcı birbirini bilmez ama Merkez Bankası bunları bilir. İhale için ilanı verilir. Bankalar ihaleye katılırlar. Sonra Merkez Bankası bunu kendi internet sitesinde yayınlar. Şu kadar doları şu kadar kur üzerinden sattım diye. Evet. Şeffaflık şimdi, bu. Şeffaflık bu. Şimdi bu yok. 128 milyar dolar satılıyor. Kime satıldığı belli değil. Satan kim? Merkez Bankası değil. Evet. Bu çok önemli. Merkez Bankası değil. Satan hazine. Hazine Merkez Bankası'nda orada bu olan doları satabilir mi? Dolar kuru üzerinden işlem yapabilir mi? Hazinenin öyle bir yetkisi de yok. Bu yetki kime ait? Merkez Bankası'na ait. Yer değiştirdi dedikleri bu mu acaba? Para yer değiştirdi. Zaten para yer değiştirdi zaten. Ona bir zaten şey problemi o yer yani, değiştirmesi. Para zaten yer değiştiriyor.
Eski Merkez Bankası Başkanı var İyi Parti'nin milletvekili Sayın Durmuş. Diyor ki Durmuş Yılmaz Bey evet. Diyor ki yani hırsızla çaldığı zaman zaten el değiştiriyor. Yani orada kalmıyor ki. Biz zaten bu para yok oldu, sıfırlandı değil mi? Bu para eskiden hazinedeydi. Başkalarının eline geçti. Şimdi başkalarına verirken hangi kur üzerinden verdiniz? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Erdoğan ilk geldiğinde yani 2002 yılında yolsuzluk komisyonu kuruldu. O komisyonda ben de görevliydim. 4 milyar dolar için kıyameti kopardı. Nasıl olurdu bunu bir gecede siz satarsınız. Şu kadar banka aldı. Dolar yükseldi. Devletin kaybı var. 4 milyar dolar için kıyamet koptu. Hep beraber üzerine yürüdük. Şimdi 128 milyar dolar nereye gittiğini kimse bilmiyor. Bakın Merkez Bankası Kanunu madde 22. Döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespitiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaya banka meclisi görevlidir. Bu yetki elinden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı protokolle evet. Bir protokolle. Hayır efendim, kanunla bir kişiye verilen görev protokolle devredilmez. Şöyle düşünelim. Valinin bir yetkisi var. Kanun valiye o yetkileri verilmiş. Vali bir protokol yapıyor. Diyor ki ben bunu Tapu Kadastro müdürüne havale ettim. Bundan sonra sen benim yetkilerimi kullan. İzne de ayrılmıyor. Hani vali yardımcısına verebilir o yetkileri. İzne de ayrılmıyor. Bankada duruyor, maliyede duruyor. Ama yetki oraya devriyor. Niçin? Hangi gerekçeyle devrediyor? Kaldı ki bir şey daha var. 2020 yılı para ve kur politikası raporu var Merkez Bankası'nın. Diyor ki orada uygulanmakta olan kur rejiminde evet. Döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır diyor. Siz aldınız parayı, harcadınız, birilerine verdiniz, düşük kur üzerinden aldılar, köşeyi döndüler, dolar yükseldi, sonra fatura hepimize çıktı. Tam takır. Peki Merkez Bankası'nın bu açıklamayı yapan arkadaş, Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi 60 milyar 400 milyon dolar olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Belki biliyordur. Ama merkez bankalarını takip eden bütün uzmanlar eksi 60 milyar dolarlık rezerv olduğunu biliyorlar. Biliyorlar, söylüyorlar. Söylüyorlar. Hükümetten de bir açıklama gelmiyor. Yok ya eksi 60 değil, 59. Hayır eksi değil. Hiçbir açıklama gelmiyor. Gelmiyor. Gelemez çünkü rakamlar doğru. Yani IMF de bunu biliyor. Efendim. Dünya Bankası biliyor. Dünya Bankası, Japonya'daki Merkez Bankası. Herkes biliyor bunu. Çünkü bu para başkalarından borç alınan bir para. Ben hep şöyle bir örneği veriyorum. Eviniz var, oturuyorsunuz evde. Diyorsunuz ben evimde oturuyorum. Gayet güzel. Sonra evinizi satıyorsunuz. Evinizde kirayla oturuyorsunuz. Diyorsunuz yine bir evim var ama evin sahibi siz değilsiniz. Başkası evin sahibi. 128 milyar doları verdiniz, sahibi başkası. Efendim işte kaydı kuydu var. Zaten kaydı kuydu var. Biz bunun kaydı kuydu yok demiyoruz ki. O kaydı kuydu açıklayın diyoruz. Cesaret edip açıklayamıyorlar. Kaldı ki bunu Sayın Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki, yani yapılan işlem etik açıdan tartışılabilir. Merkez Bankası'nın bunu açıklaması gerekir. Niye açıklamadı? Affedersiniz dedi ki ben yapmayacağım artık dedi. Ha, kendisi yapmadı zaten. Evet, yapmadı. Biliyor bunun hukuksuz olduğunu, yanlış olduğunu o da biliyor. Yapmadı zaten. O makama geldiği andan itibaren hiç yapmadı. Bir protokol yaptılar, bir protokol yayınlandı. İkinci bir protokol var. Bakalım o ne zaman çıkacak ortaya. Türkiye burada bunu öğrenebilecek mi? 128 milyar efendim? Nerede sorusunun cevabını Türkiye öğrenebilecek mi? Ya da siz öğrenebilecek misiniz? Kesinlikle. Bu bugün olmasa, yarın olmasa öbür gün mutlaka ortaya çıkacak. Evet. Kimlere bu 128 milyar dolar hangi kur üzerinden verildi? Bütün kayıtlarda var bu zaten. Ama bunlar saklanıyor, gizleniyor. Sadece ben değil, 600 milletvekili de bilmiyor. Kayıtların yok edilme ihtimali var mı? Hayır, yoktur. Yani devlette bütün kayıtlar vardır. Yani 27,5 yılını devlete vermiş bir kişi olarak söyleyeyim. Küçük kağıtları bile biz dosyaya mutlaka şey yapardık. Toplu iğneyle iliştirirdik oraya veya tel zımbayla oraya iliştirirdik. Yani hepsi var.
Birisini yok etseniz öbüründe var. Öbürünü yok etseniz bir başkasında vardır. Bu bulunur. Yani bulunmaz diye bir şey yok. Bundan kim çıkar sağladı, ne kadar çıkar sağladı, asıl önemli olan o. Ve siz 128 milyar doları veriyorsunuz. Merkez Bankası'nda 1 dolar kalmıyor. Geçenlerde bir uzman arkadaş, bu işleri en iyi bilen uzmanlardan birisi diyor ki, Türkiye savaşa girerse 1 dolar parası yok kendisine ait. Kendisine ait, Merkez Bankası'na şu anda kendi mülkiyetinde olan 1 doları dahi yoktur. Hakan Kara profesör biliyorsunuz, çok saygın bir iktisatçıdır. Evet. Aynı zamanda da Merkez Bankası'nda epeyce bir süre baş ekonomist olarak çalışmıştı. O Karar Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisi dış şoklara karşı savunmasız hale geldi dedi. Aynen. Merkez Bankası'nın rezervi eksiğini için. Evet, o yazıyı, buyurun. O yazıyı okumuştum. Güzel bir röportajdı sağ olun, o. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok da güzel aslında izah etmiş. Yani işin teknik boyutuna çok fazla girmeden halkın anlayacağı bir dille bunu anlatmış. Ben burada size şöyle bir şey soracağım. Biraz önce 27 yıllık devlet memuruyum dediniz. Elbette bürokrasi nasıl çalışır, devlet nedir biliyorsunuz. Ben iki devlet adamımızı şu anda saygıyla, rahmetle hatırladım. Turgut Özal, Türkiye'ye dışa açık piyasa ekonomisi kavramını ve kurumlarını getiren insan. Bir de rahmetli Bülent Ecevit. Evet. 1999'da kurduğu hükümette, 2001 yılındaki reformda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağladı. Çıkardı kanunu. Sayın Bahçeli Başbakan Yardımcısı, rahmetli Mesut Yılmaz, Ecevit de rahmetli oldu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Merkez Bankası'nın kuruluşu arasında 1932'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Ecevit döneminde böyle bir bağlantı var. Şimdi Merkez Bankası'nın işlemlerini konuşuyoruz. Siz CHP olarak Merkez Bankası ile ilgili hiçbir parlamentoda girişimde bulunmayacak mısınız? Arkadaşlarımıza talimat verdim. Yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili. Merkez Bankası sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir. Topluma da güven verir, dış piyasalara da güven verir. Ekonomi dışı açık bir ekonomi, serbest kur politikası var. Dolayısıyla güven veren bir kurumu görmek ister. Dünyadaki bütün sermaye çevreleri güven veren bir kurumu görmek ister. Bilançolarının şeffaf olup olmadığını sorgulamak ister. Şimdi bu tamamen yok. Rahmetli Ecevit döneminde bir kanun geçti parlamentodan. O kanun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Evet, Başbakan Yardımcısı. Evet, Başbakan Yardımcısı var. Şimdi biz bu kanun teklifini vereceğiz ve Sayın Bahçeli'nin daha önce attığı kanunun imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz. O dönem yaptığı şey doğruydu. Doğruydu, elbette doğru. Toplum güven duydu. Bütün sermaye çevreleri güven duydu. Şimdi aynı güveni duyması için Bahçeli'nin de desteğini isteyeceğiz. Dolayısıyla bakalım imzalayacak mı, imzalamayacak mı? Gazeteciler olarak bizi iş çıktı o zaman. Çok ilginç. İsteyeceksiniz, görüşme mi talep edeceksiniz yoksa? Yok, hayır. Grup Başkan Vekili. Bizim Grup Başkan Vekili arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekilleriyle görüşürler. Derler biz böyle bir kanun teklifi veriyoruz. Arzu ederseniz ortak verelim. Veya siz verin, biz sizi destekleyelim. Hani olur ya, biz Cumhur İttifakı'ndayız. Dolayısıyla Millet İttifakı ile yan yana gelmek istemiyoruz. O zaman onlar Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili bir kanun teklifi versinler. Biz destekleriz. Çünkü önemli olan Türkiye'nin çıkarıdır. Burada partilerin çıkarını düşünmek yanlıştır. Türkiye güçlü bir Merkez Bankası ile, bağımsız bir Merkez Bankası ile, sıcak siyasetin müdahale etmediği bir Merkez Bankası ile çok daha güçlü olur. Böyle bakmak lazım. Zaten 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirirseniz orada politika oluşur mu? Politika oluşmaz. Politikanın kalıcı olması lazım. Bahçeli'den destek alacağınız konusunda umutlu musunuz? Samimi düşüncemi söyleyeyim mi? Evet. Çok umutlu değilim. Çünkü kendisini çok fazla daha önce imzaladığını söylediğiniz endeksledi. İçin soruyorum. Çok fazla. Şöyle bir özelliği var Bahçeli'nin. Dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra tam tersini, 180 derece tersini söyleyebilir, yapabilir. Beni üzen de zaten bu. Yapmaması lazım. Türkiye'nin çıkarlarını düşünmesi lazım. Merkez Bankası hepimizin bankası.
ve çok değer vermemiz gereken bir kurum. Bağımsız olması lazım. Bakın Elif Hanım, kamu kuruluşlarının bir kültürü vardır. O kültür, banka, Merkez Bankası'nın da bir kültürü vardır. Merkez bankacılığı diye bir kültür vardır. Oraya giren kişiler, ki oraya sıradan insanları almazlar, güçlü sınavlar yapılır, en nitelikli öğrenciler alınır, yetiştirilir. O banka kültürü içinde böyle aşama aşama, basamak basamak yükselirsiniz ve bir gün gelirsiniz banka yönetiminde görev alırsınız, başkan olursunuz, genel müdür yardımcısı olursunuz, dış dünyayı bakarsınız, incelersiniz, görürsünüz ve yetişirsiniz. Ve dolayısıyla Merkez Bankası'na başkan genelde %99,9 kendi içinden seçilir. Evet. Ve herkes bilir kim olacağını. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi siz bu tabloyu yer ile yeksan ettiniz. Dışarıdan adam getirdiniz. Efendim faizi niye yükselttin diye. O geldi faizi indirdi. Niye faizi indirdin diye. Onu da görevden aldılar. Doları sattın. Niye sattın? Niye satmadın? Niye şöyle yaptın? Her müdahale Merkez Bankası'nın prestijine büyük darbeler vurdu. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na güvenen hiçbir kurum yok. Verilerine de kimse güvenmiyor. Başkan geldi, efendim bu para el değiştirdi, yer değiştirdi diye son gelen başkan. Ya biz de biliyoruz ya el değiştirdi, zaten orada durmadı ki. Kim aldı ve hangi kur üzerinden aldı? Son derece şeffaftır. Hayır efendim, hiç şeffaf değil. Şeffaf olsa kime hangi kurdan sattığınızı, hangi tarihte? O açık ihaleyle öğrenirsiniz. Öğrenirsiniz. Niye ihale yapmadınız? Niye hazineye verdiniz bunu? Bakın, çok dar bir alanda, bir odada son derece gizli kurallarına uyarak ve Merkez Bankası'nın Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek doları ihaleyle satabiliyorsunuz ve bunu ilan ediyorsunuz. Bundan vazgeçiyorsunuz şimdi. Alıyorsunuz bu yetkiyi Merkez Bankası'ndan, veriyorsunuz bir bakanla. Ne öyle bir yer var, ne ülkenin çıkarı var. Bakan diyor ki, Ali mi kur istiyor, döviz istiyor. Şu kurdan ver. O değil, falan şirket mi? Şu kurdan ver. Kimsin sen? Neye göre verdin? Evet. Efendim, bu Merkez Bankası üzerinde ben biraz çalıştım. Mesela o 2001'de Ecevit döneminde Kemal Derviş'in, Faik Öztrak da o 2002'deydi. Faik Bey de oradaydı. Evet, Faik Bey de oradaydı. Diyor ki, Merkez Bankası Başkanı banka içerisinde şu kadar yıl süreyle çalışmış. Şu 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 kariyerlere sahip kişi tarafından 5 yıllığına Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. Atanır tabii. Büyük bir şimdi istediği var. An Sayın Cumhurbaşkanı tabii. Zaten oldu. Tabii, tabii. 20 ay içinde 4. Merkez tabii. Bankası Başkanı. 6 ayda bir kişi değişti yani. Olacak şey değil yani. Gerçekten olacak şey değil. Ki eski Merkez Bankası Başkanları vardı. Bilirdik. Merkez Bankası'nın en temel görevi enflasyonla mücadeledir. Evet. Bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu 2021-2'nin tanıtım amacıyla bir basın bilgilendirme toplantısı yaptı ve enflasyon oranını %12 olarak, yani güncelleme yaptı, %9,5'tu. Bu artırdı. Artırdı. Bu ne nasıl demektir? Size soruyorum. Başlangıçta başlangıçta %9 olarak açıklayıp, daha kaçıncı aydayız? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Dördüncü aydayız. Sapmaya bakın. 9'dan 12'ye. Ne demektir bu? 6 ayda bir Merkez Bankası'nın başkanını değiştirirseniz daha önümüzdeki 4 ay sonra bir daha oturursunuz masanın başına. Yeni enflasyon rakamını açıklarsınız. Çünkü Merkez Bankası'nı banka olmaktan çıkardılar. Hedefe kilitlenmekten çıkardılar. Saraya bakıyor. Oradan gelecek talimata göre karar veriyor. Böyle bir anlayış olmaz. Merkez Bankası Başkanı'nın bir özelliği vardı. Bir gazetede yazılar yazıyordu. Enflasyon sebeptir. Faiz sebeptir. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Evet. Evet, bu teze inanan birisiydi. Erdoğan'ın tezi bu, biliyorsunuz. Evet. Tabii Nobel ödülü alacak yakında. Gerçekleşmeyen tez. Hayret ediyorum. Bir de ben ekonomi biliyorum diyor. Allah aşkına ya. Akıl var, mantık var yani. Siz kalkıp da
Yani ekonomi biliminin tam tersine. İşte Türkiye'yi getirdiğiniz nokta bu. Onların getirdiği nokta bu. Tam tersine. Dediğim gibi akıl alacak şey değil. O kadar büyük derin yaralar açtılar ki bakın pandemi dönemini yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın kasasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin mülkiyetine ait bir dolar dahi yok. 60 milyar dolar eksiğimiz var. Başkalarından aldığımız borç para dolarlar orada duruyor. Ve biz bu dönemde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve devlet böyle yönetiliyor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devlette liyakati yerle bir ederseniz, işi ehline değil de her şeyi ben yapacağım derseniz bu sonuç çıkar ortaya. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Evet. Kemal Bey biraz önce işte Merkez Bankası eski başkanlarını tanıyoruz şu kadar liyakatli evet. dediniz. Mesela Durmuş Yılmaz hatırlayacaksınız. Merkez Bankası Başkanı iken Euromoney tarafından dünyada Merkez Bankası Başkanı, dünyanın en başarılı Merkez Bankası Başkanı seçilmiş. Taha Bey bir şey itiraf edeyim. Plan Bütçe Komisyonu üyesiydim. Durmuş Bey yeni atanmıştı. Biraz ön yargılıydım Durmuş 1900, Bey. Şey pardon 2002-2003, 2004 veya. 2004-2005. Bir ön yargılıyım ya. Görevden alındı. Siz Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni bir atama yapılmış. Dolayısıyla ya Merkez Bankası mahvolacak diye bekledim. Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim o zaman. O zaman Merkez Bankası başkanları gelip belli aralıklarla Plan Bütçe Komisyonu'na bilgi sunarlardı. İlk briefingde dinlediğimde yanıldığımı anladım. O kültürden gelmiş. Evet. Merkez Bankası kültüründen gelmiş. Bankayı çok iyi biliyor, ekonomiyi çok iyi biliyor, analizler son derece iyi. Anladık ki evet doğru bir atamadır. Böylece hani ön yargımı kırma Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sonuçtan sonra oldu. Gördüm yani bunu. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan, o kültürden yetişip, ekonomiyi çok iyi bilen, ekonomiyi sağlıklı irdeleyen, hedefe kilitlenen, bir kültür vardı orada. O kültür yok edildi ve bugünkü noktaya geldik. Evet. Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanı olduğunda siz anınızdan bahsettiniz. Ben de şöyle bir şeyden bahsedeceğim anı olarak. Ben CNN Türk'te çalışıyorum. CNN Türk'ün ekonomi müdürüyle birlikte onunla bir mülakat yaptık. Evet. Ben kendisine işte en önemli yapacağınız işler nedir falan diye sordum. Bekliyorum ki böyle ağır iktisadi kavramlarla benim bile zor anlayacağım kerli ferli laflar evet. edecek. Çok sakin bir şekilde. Taha Bey dedi benim dedi bir tane en görevli görevim var. Nedir o dedim. Güvenilir olmak. Dedi. Aynen. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Aynen. Muhteşem bir cevap. En temel güvenilir olmak. Güvenilir olmak. Güvenilir olduğunuz andan itibaren ne oluyor biliyor musun? Türk lirasına olan güven de artıyor o zaman. Yönetim olarak da güven veriyorsunuz bütün dünyaya. Aldığınız kararların belli bir düşünceden sonra alındığını ve o kararların olumlu sonuçlar doğuracağını bir şekliyle dışarıdaki sermaye çevrelerinin tamamı, diğer bankaların tamamı bunu biliyor. Sadece bizim yurt dışındaki bankalar değil, Türkiye'deki bankalarda Merkez Bankası'ndan büyük ölçüde etkilenirler. Tabii. Şimdi siz güveni kaybettiğiniz andan itibaren her şey yer ile yeksan oluyor. Evet. Öyle. Bizim ekonomi müdürü Emin Çapa da o zaman dışarı çıktığımızda demişti ki tabi bu adam bu işi başaracak. Evet. Güven. Ben dedi birinci görevim güven. Güven evet. Evet. Merkez Bankası ile alakalı soracağınız soru var mı? Yok. Tabi Amerika Türkiye ilişkilerini evet. geçelim isterseniz. Ey Amerika. Ey Amerika. Evet. Bekliyorduk. Ey Amerika diyecek demedim. Neden? Siz de demediniz. Efendim sizden cesaret aldı. Sizin Devlet Bahçeli size seslendi. Çıtınız çıkmadı. Bir açığınız mı var diye. Çok şükür bir açığımız yok. Neden önce onu söyleyeyim. Çıtınız çıkmadı. Hayır efendim söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Hatta Sayın Bahçeli konuşmadan önce söyledim. 22 Nisan'da söyledim. 24'ünde böyle bir açıklama olacağı söyleniyor. Uluslararası haber ajansları bunu geçti.
Washington temsilcisine telefon ettim. Ya bu doğru mu böyle bir şey? Evet, bu kuvvetle muhtemel dedi. Onun üzerine 22... Ne zaman yaptınız bu konuşmayı? 22 Nisan'da. 22 Nisan'da. Nisan'da açıklama, yazılı açıklama yaptım. Hayır, siz büyükelçiyle Amerika'da... Yok, biz... büyükelçiyle değil. Washington temsilcimiz. CHP'nin tamam. Washington temsilcisiyle tamam. konuştum. Yurtar Özcan'la konuştum. Evet, tamam. Böyle bir şey var mı diye sordum. Evet dedi. Burada bu çok yoğun olarak konuşuluyor diye. 22 Nisan'da bir yazılı açıklama yaptık. Arkadaşlarla evet. buluştuk. Soykırım, sözde soykırım ifadesi kullanılırsa bunun Türkiye-Amerika ilişkilerine büyük zarar vereceğini, bu konunun tarihçilerin alanına girdiğini, dolayısıyla bunun sıcak siyasete konu edilmemesi gerektiğini bunları açıkladık. Bir basın bildirisi dediğim çok önceden 22'sinde. Sonra normal 24'ünde açıklama oldu. Parti sözcüğümüz yine bir araya geldik. Nasıl bir açıklama yapacağı konusunda görüş birliği oluşturduk. Parti sözcüğümüz açıklama yaptı. Ve ben de salı günü çıktım, açıklamayı yaptım. Yani 3 ayrı yerde, ayrıca bizim Ünal Bey de açıklama yaptı. Dış politikadan sorumlu baş danışman olan İstanbul Milletvekili. Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz. Ki çok çok değerli bir diplomattır. Evet. Evet. O da gerekli açıklamalar. Yani 4 ayrı kanaldan açıklama. Şeyi de saymıyorum. Grup başkan vekillerimize onlar da ayrıca açıklamalar yaptılar. Şimdi ben şunu söyledim. Biden açıklama yaptı. Asıl iğneyi kendimize bir batırmamız lazım. Yani Kıbrıs çıkarmasını yaparken bu açıklama olmadı. Ambargo uygulanırken böyle bir açıklama olmadı. Johnson mektup yazarken böyle bir açıklama olmadı. Ne oldu da şimdi Biden böyle bir açıklamayı yapıyor? Bu iklimi kim oluşturdu? İktidar diyor ki sizden cesaret. Benden mi cesaret? Biden benden mi cesaret? Evet. Akıllarını ekmek peynirle yemişler. Biden'la yan yana gelmedim. Oturup konuşmadım. Biden bana telefon etmedi. Telefonun muhatabı orada. 24'ünde bu soykırım açıklamasını yapacağım diye kendisine haber verildiği zaman NATO'da buluşacağını söyledi. 24'ünden hiç bahsetmedi. Asıl konuşması ben Biden'ın muhatabı değilim ki. Biden'ın muhatabı orada. Tepkiyi vermesi gereken o. Onun için söyledim. Aslan gibi kükremesini bekliyordu. Bütün tabanı bekliyordu. Konuşacak ve aslan gibi kükreyecekti. Ve benim anlatımıma göre kedi gibi miyavladı. Bir şey yapmadı. Olmaz. Olmaz. Neden sert tepki gösteremedi peki? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben samimi yani olarak şunu söyleyeyim. Amerika dememesini nasıl? Söyleyemez. Neden? Erdoğan Türkiye'nin hangi koşullarda olduğunu çok iyi biliyor. Çok kötü yönettiğini biliyor. Ve Erdoğan şu anda, samimi düşüncemi söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını savunabileceğini hiç ama hiç düşünmüyorum. Bir devletin başkanı, Allah aşkına Biden bana ne zaman telefon edecek diye bir beklenti içine girer mi? Böyle bir beklenti olabilir mi? Kesinlikle bunları reddediyorum. Erdoğan'ın bu saatten sonra yapacağı şey gerçekten sandığı koyup halkın hakemliğine başvurmasıdır. Yapamaz. NATO'da ne yapacak? Ne yapacak NATO'da? Ey Trump diyordu, ey Amerika diyordu. Papazı alırsam bu can bu tende kaldıkça asla mümkün olmayacak diyordu. Ne oldu? Hepsini verdi. Hepsini verdi. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Çünkü Türkiye bizim ülkemiz. Ve biz bu ülkede bağımsız yaşamak isteriz. Bir egemen gücün gölgesini asla kabul etmeyiz. Asla. Gölgeyi düşüren o. Bakın Elif Hanım, ya İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi. Şehit edenler belli. Siz koşa koşa Putin'e gittiniz. Putin aldı, kapıda kaç dakika beklettiğini, kronometreyi koydu, televizyonlardan izletti. Erdoğan kapısında uzun bir dakikalarca bekledi, sonra içeriye alındı. Bu benim onurumu zedeliyor. Ama onun onurunu zedelemedi. Onun için diyorum, burada
Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Egemen güçlere karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunacak noktada değildir. Bakın çok iddialı olduğunu biliyorum bu lafın. Ama bunu bilerek söylüyorum. Asla Türkiye'nin çıkarlarını savunabilecek pozisyonu yoktur onun artık. Başka bir yerdedir o. S-400'leri aldığında ne oldu? Hani kuracaktık, hani deneyecektik. Şimdi ne yapacaklarını düşünüyor. Biden talimat versin de ne yapacağımızı düşünüyor diyorlar. E peki kardeşim siz neredeydiniz ya? Ülkenin çıkarlarını savunmak. Mısır'la kavga ettiler. Mısır'la niye kavga ettiler? Doğu Akdeniz'de niye dışlandık? Türkiye şu anda dış politikada en zayıf dönemini yaşıyor. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde en zayıf dönemini yaşıyor. Barışık oldu hiç kimse kalmadı. Filistin dahil, Mısır dahil, Libya dahil, Suriye dahil, Irak dahil, İran dahil, Rusya dahil, Yunanistan. Ya Yunanistan, Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de kalkacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyacak. Ya Yunanistan bunu yapar mıydı? Kimin sesi çıktı? Erdoğan'ın sesi mi çıktı? Çıkamaz. Çıkamaz. Mümkün değil. Koltuk derdine düşerseniz memleketi bu hale getirirsiniz. Bir yöneticinin temel felsefesi ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaktır. Kendi koltuğunu değil. Onun için İzzet-i İkbal ile Bab-ı Hükümet'ten çekilmenin de temel nedeni de budur zaten. Bu kalmadı yani. Evet. Biraz seçim sistemi, HSK konularını konuşalım. Vaktimiz bir hayli ilerledi. Şey de sorsak mı tabi? Devlet Bahçeli S-400'lerin aktive edilmesini istedi. Ben de bu iki konudan önce ben de bir soru soracaktım. Sen de onu sor. Benim soracağım soru. Biden soykırım dedi bitti mi? Bunun arkasından mesela bir Halkbank meselesi, S-400'ler sebebiyle ilave yaptırımların uygulanması Allah korusun daha kötü şeyler olur mu? Tabii. F-35'ten dışarı çıkarıldık. Tabii. Yani S-400 bize ne kazandırdı bilmiyorum da onun 1000 katı kaybı uğradık. Kaybı uğradık. F-35'i kaybetmekle. Tabii. Şimdi şöyle... Türkiye gerçekten son derece kötü yönetiliyor dış politika açısından. İç politika ya da kendi aramızda çözeriz ama dış politika açısından son derece kötü yönetiliyor. Az önce Yunanistan örneğini verdim. F-35 projesinden bizi çıkardılar. Sanayi bu konuda üretim yapan sanayi çok zor durumda. Teknoloji kazanacaktık. Tabii teknoloji kazanacaktık biz buradan. Buradan çok zor durumdayız. Rıza Zarrab'ı iade edin diye iki kez nota verdiler. Ama bu olay dolayısıyla nota dahi veremezler, vermediler, vermek istemiyorlar. Çünkü Biden bizi perişan eder mi diye bir ruh hali içine bürünmüş vaziyetteler. Acaba kendimizi nasıl Biden'a sevdirebiliriz diye bir arayış içindeler. NATO'ya bağladılar bütün umutları, orada Biden'la yan yana gelecekler, oturup konuşacaklar. Artık Biden bizi affet mi diyecek, başka bir şey mi diyecek nedir bilmiyorum ama... Erdoğan gerçekten de Türkiye açısından artık bir milli güvenlik sorunudur. Amerika'dan bize daha kötü şeyler gelir mi? Şimdi Halk Bankası olayı var. Rıza Zarrab'ın orada itirafçı olduğu söyleniyor. Kimlere rüşvet verdiği, ne kadar rüşvet verdiğini açıkladığı söyleniyor. O da önümüzdeki süreç içinde. Bunlar size gelen özel bilgiler. Bu konuda yani Amerika'daki temsilcinizden temsilciden gelen bilgiler. Evet, gelen bilgiler. Bunların hepsi zaten bir süre sonra tamamen yayınlanacak. Tutanaklar falan hepsi yayınlanacak, ortaya çıkacak bütün bu gerçekler zaten. Öyle acı durumdayız ki bakın büyükelçi tayin ettik oraya. 3 aydır kimsenin muhatap aldığı yok. Güven mektubunu veremiyor bile. Davet bile edilmiyor. Ya Türkiye böyle bir duruma hiç gelmemişti. Gelemezdi de zaten. Dış politikada yetişmiş insanlar var, büyükelçiler var. Ya Allah aşkına siz oraya eski bir milletvekilini hangi gerekçeyle gönderdiniz? Elif Hanım söylüyorum ya, rüşvet alandan büyükelçi yaptılar ya. Rüşvet alan adam büyükelçilik yapar mı ya? Bayrak taşıyor ya. Türkiye'nin bir itibarı, bir saygınlığı var. Salı günü konuşma yaptım, bekledim Erdoğan çarşamba günü grup toplantısı yapacak. Yapmadı. Niye yapmadı? Benim söylediklerime cevap veremiyor. Veremez de zaten. 128 milyar dolarla ilgili de basın toplantısı,
Salı toplantısı yapmıştım. Çarşambayı bekledim ne söyleyecek diye. O gün de yapmadı. Çünkü herkes bekliyordu. Erdoğan konuşacak çarşamba günü ne söyleyecek acaba diye. Yapmadı. Eğer siz bütün sorulara yanıt vermiyorsanız o zaman sizde bir sorun var demektir. Bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Ben gidelim Amerika'yla, Rusya'yla, efendim Mısır'la kavga edelim demiyorum. Ama biz kendi ülkemizin üzerine egemen bir gölge düşmeden kendi ülkemizde bağımsız, herkesle de eşit devlet olarak elbette ilişkilerimiz olacak. Amerika'yla zaten NATO içinde aynı müttefikiz. Ama Biden açıklama yapıyor, müttefik şu bu falan, o lafların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Erdoğan düne kadar herkese bağırır çağırırken, tabanı da onu beklerken, o olmadı, döndürdüler, efendim Kılıçdaroğlu niye böyle konuştu? Ne konuşayım ben? Söyleyeceğim her şeyi söyledim ben. Her şeyi söyledim. Çok özel bir soru olacak ama bu S-400'leri Devlet Bahçeli'nin aktive edilmesini istemesini de soracağım. Buna da cevap verebilirsiniz devamında. Sürekli iktidardan... Bana hemen söyleyeyim. Söyleyin. Aktive etmeyecekler. Edemezler. Ama Bahçeli'ye bir görev düşüyor. Süre versin. 6 ay içinde aktive etmezlerse hükümetten desteğimi çekeceğim. Yiğit adamsa bunu yapsın. Niye yapmıyor? Türkiye'nin temel konusu mu? Ama temel konusu. Devlet Bahçeli'nin istedikleri oluyor ya. Yani HDP'ye işte soruşturma... Bu Devlet Bahçeli'yi aşan bir şey. Onun için söylüyorum. Kendisini söylediği söz yerde kalmayacaksa süre verir. Aktive edersen et kardeşim. Etmiyorsan kusura bakma, bu saatten sonra ben senin yanında değilim diyecek. Demediği zaman anlayacağız ki bu Bahçeli'yi aşan bir olaydır. Onun için ben peşinden söyleyeyim de Bahçeli'yi aşan bir olaydır. Bahçeli söyler ama söylemiyle kalır. Erdoğan da onu zaten ciddiye almaz. Erdoğan'ın ciddiye aldığı bir tek adam var şu anda. Biden. Bay Kemal dendiği zaman ne hissediyorsunuz? Gülümsüyorum. yani ey Kılıçdaroğlu. Gerçekten gülümsüyorum. Şöyle, bir insan ya muhatabını, ya rakibini veya bir başka partiyi elbette eleştirebilir. Ama söyleyecek söz bulamıyorsa başka yöne savrulur. Bay Kemal de onun savrulduğu bir başka alan. Ben de ona şöyle söylüyorum. Ya Bay Kemal olmak kolay bir şey değil yani. Dürüst adam olacaksınız. Yolsuzluk yapmayacaksınız. Kul hakkı yemeyeceksiniz. Onurlu duracaksınız. Efendim birisi sana mektup yazdığında, aptal olma dediğinde sen bunu onur meselesi yapıp en ağır şekilde buna yanıt vereceksin. Mektubunu hemen aynı sertlikte geri iade edeceksin. Bunlar ancak Bay Kemal yapar, o yapamaz. Bay Kemal tanımını sevdiniz o zaman, seviyorsunuz. Evet ya, benim açımdan hiçbir sorun değil. Evet. Efendim seçim sistemi gündemde, vaktimizde doğmak üzere. Evet. Yok, daraltılmış bölgeye geçilecek. Daraltılmış bölgeye geçmek küçük partilerin aleyhine bir şey. Yahut daraltılmış bölgeye geçmenin dışında mecliste grup kurmak zorlaştırılacak. Evet. Bu da küçük partilerin evet. aleyhine olacak bir şey. Bunun gibi baraj indirilecek. Evet. İttifak zorlaştırılacak. Bunlar da yeni partilerin aleyhine öyle. Gibi bir şey. Size de böyle bilgiler geliyordu. Siz seçim sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Neyi müzakere ediyorsunuz? Sizin tavrınız ne olur? Tabii biz şöyle yaptık. Bütün seçenekler üzerine çalışmalar yaptık. Simülasyon yaptınız mı? Evet, simülasyonlar yaptık. Sadece yani hem siyasetçiler hem bu işi iyi bilen akademik dünyadan insanlar bize değişik seçenekleri getirdiler, koydular. Bizim açımızdan çok büyük bir sorun yok. Hangi sistemi evet. getirirlerse getirsinler. Burada sorun şurada. Sadece iki partiyi mi ayakta tutalım? Yoksa çok partili bir rejimimiz mi olsun? Çok partili bir rejim istiyorsak yeni arayışlara gerek yok. Barajı biraz düşürürsünüz, makul düzeye düşürürsünüz, yolumuza devam ederiz. Ama benim bildiğim kadarıyla Erdoğan'ın barajı düşürmeye niyeti yok. Çünkü %10 baraj kalsın, efendim MHP baraj altı kalır. Kalırsa kalsın.
ben daha fazla milletvekili çıkarırım ama barajı düşürürsem bizim çıkaracağımız milletvekili azalır diye bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. O nedenle ben seçim sistemi üzerinde bir değişiklik yaparlar mı, seçim kanunu üzerinde değişiklik yaparlar mı, yapmazlar mı, onların keyfine bağlı. Ama bir iktidar partisi eğer seçim sistemi üzerinde değişiklik arayışına giriyorsa artık o da kaybettiğini biliyordur. Dolayısıyla yasaları değiştirerek acaba ben nasıl iktidarımı korurum diye bir arayışa girmişse o iktidarın Türkiye'ye bir faydası artık yoktur. Zaten küçük partilerin aleyhine seçim sistemini değiştirmek AK Parti'nin işine gelir. Evet. Ana muhalefetin işine gelir ama Bahçeli'nin, evet, MHP'nin işine gelmez. Evet, gelmez. Bakalım, evet, ne olacak. Evet. Senin soracağın bir şey yoksa şu HSK seçimleri geliyor. Buyurun, onu sorun. Tabii ki. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, evet, yargı bağımsızlığının kilit noktası. Böyle. Veya açık kapısı. Evet. Şimdi süre doldu. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HSK'ya 7 tane, evet, seçim HSK yapacak. HSK üyesi, evet, seçilecek. Bu defa iktidarın üye seçme sayısı yetmiyor. Evet, çoğunluğu yok. Ha, geçen seçimde vardı. İki parti anlaştı, evet, gönderdi. Ne olacak? Görüşüyor musunuz bunları? Kendi aranızdaki dostlarımızla birlikte diyorsunuz ya. Evet. Dostlarınızla. Bir defa dostlarınız kim? Hem onu bir ismen saydıralım size, hem de görüşüyor musunuz? Dostlarımız siyasal partiler olarak malum ittifak. Evet. Ama halk kitleleri olarak da esnaftan, evet, memurdan, evet, emekliden hepsi bizim dostlarımız. İttifak derken İyi Parti? İttifak derken resmi ittifak. İyi Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, biz varız. Ama şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan Gelecek Partisi ve Deva Partisi Deva de Partisi var. Dolayısıyla istişarelerimiz var, görüşüyoruz zaman zaman. Türkiye'nin geleceği konusunda görüşlerimiz var, zaman zaman istişare ediyoruz. Önemli olaylar olduğu zaman doğrudan doğruya telefonla birbirimizi arayarak kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz. Bunlar bazen de görüşüyoruz. Bunlar yapılıyor. Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmesi bizim temel hedeflerimizden birisidir. Elbette her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Otoriter rejimin olmamasını istiyoruz. İnsan haklarını, bağımsız yargıyı, bağımsız medyayı savunuyoruz. Kuvvetler ayrılığını. Kuvvetler ayrılığını. Artı devletin şeffaf olması gerektiğini, halkına hesap vermesi gerektiğini. Bunları savunuyoruz. Bu az önce tartıştık, 128 milyar dolar nereye gitti diye. Bizde değil. Yani 600 milletvekili de bilmiyor zaten nereye gittiğini, ne yapıldığını. Kimse bilmiyor. Milletvekillerinin bunu araştırması lazım. Çoğunluk onlarda araştırmak istemiyorlar. Çünkü saraydan öyle talimat geldi. Beni üzen Bahçeli'nin de buna evet demiş olması. Yani o da diyor 128 milyar dolar. Biz de araştırmayalım diyor. Nereye kadar gider? Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu için ittifak olarak biz kendi aramızda görüşmeleri yaptık. İktidar partisi biz yargıç kontenjanı verelim diyorlar ittifaka. Siz kendi aranızda ne yaparsanız yapın, diğerlerini biz atayalım diye. Bunu doğru bulmadık. Sayısal olarak doğru bulmadık. Kabul etmezseniz biz kendimiz seçeceğiz diyorlar. Kurallara aykırı olarak seçecekler. 3 aday seçilecekse 3'üne oy verecek. Bir kişi 3 adaya da aynı zamanda, evet, oy verecek. Bu kurallara aykırı ama yani biz bunu yapacağız diyorlar. Yaparlarsa da kendileri bilirler. Benim şahsi kanaatim şu. Parlamentonun seçeceği yargıcın özgeçmişine bakmalı, aldığı kararların yaşamı boyunca kararları ne kadar Yargıtay tarafından bozuldu veya onandı, aldığı kararların iş tutarlı, makaleleri var mı yok mu, yabancı dil biliyorum bilmiyor mu? Gerçekten, soruşturma geçirmiş mi geçirmemiş soruşturma mi? Geçirmiş yani sicil dosyasında soruşturma geçirmiş mi geçirmemiş mi? Bunlara bakılması lazım. Bunlara bakılmadığı zaman tamamen yandaş hakim seçiliyor, yargıç seçiliyor. Sen gel, dolayısıyla ben sana talimat verdiğim, sen gereğini yap. Böyle bir anlayış egemen oluyor. Ben bunu Sayıştay seçimlerinden de biliyorum. Plan Bütçe Komisyonu üyesiyken de defalarca orada da söyledim. Bizim önümüze gelen
Sayıştay üyeleri veya Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin bir özgeçmiş dosyası olması lazım. Soruşturma geçirip geçirmediği, yabancı dili bilip bilmediği, aldığı kararların ne kadarının Yargıtay tarafından bozulup veya onandığı, bütün bunların ayrıntıları bilin, makalesinin olup olmadığı, bütün bunlar elimizde dosyalar olmalı. Ve bizler özgeçmişlerine bakıp çağırmalıyız, davet etmeliyiz, sorular sormalıyız, cevaplar almalıyız. Amerika'da böyle oluyor. Tabii ve vicdani kanaatimize göre de evet bu kişi Hakimler Savcılar Kurulu üyesi olabilir demeliyiz. Eğer bu değil de İşte arka kapıdan ya bunlar bizim partili, biz bunları en iyisi Hakimler Savcılar Kurulu'na seçelim dediği andan itibaren kuvvetler ayrılığı ilkesi büyük yara almış oluyor. Keşke böyle yapabilsek. Böyle yapabilirsek başımın üstünde yeri var. Şu ayrımı hiç yapmıyorum. Yargıcın A partisi B partisine sempati duyabilir. Hepimizi insanız sonuçta. O da sandığa gidip bir parti oy verecek. Ama ben onun yargıçlığına bakarım. Nitekim Anayasa Mahkemesi üyeleri atandı. Sayın Erdoğan atadı. Ben hepsinin yemin törenlerine katıldım. Hatta bir üye bana söyledi, sizin gelmeniz bizim açımızdan çok değerlidir diye. Ki kendisini geçmişte eleştirmiştim. Gittim, katıldım, saygı da duyarım. Herhangi bir ön yargım da yok. Bir kişi hariç, o da hülle yoluyla kişinin getirilip bir Yargıtay kararının altına dahi imza atmamış bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne üye yapılması. Onun yemin törenine katılmadım. Çünkü bana göre o Anayasa Mahkemesi'ne layık bir insan değil. Gücünü hukuktan değil de, hukukun üstünlüğünden değil de, gücünü bir kişiden alıyorsa, o kişi orada bağımsız karar veremez. Dolayısıyla o çerçevede karşı çıktım. Hakimler Savcılar Kurulu gerçek anlamda bağımsız olursa, tarafsız olursa, sınavla eleman alırken, yani yargıç alırken, atamalar yapılırken, terfiler yapılırken, hakimliğin gereği yapılabilirse başımın üstünde yeri var. İktidar da rahatlar. Evet. Yargının güven kazanması iktidar da rahatlatır. Hepimiz rahatlarız. Ben de bilirim ki bir davam olduğu zaman bağımsız yargı beni adaletli davranacak ve adaletle karar verecek. Yani biz bunu isteriz yani. Başka ne isteyebiliriz? Ben hakimin siyasi görüşü benim başımın üstüne. Nasıl düşünürse kendi düşünsün. O kendi işidir. Ama karar verirken elini vicdanına koyup hukukun üstünlüğüne göre karar veriyorsa ona saygı duymamız lazım. Tabii. Son dakikalara girdik. Bir erken seçim bekliyor musunuz? Bir müddet tartışıldı. Biz sizinle de program yaptığımızda evet. Yine burada bunu sormuştuk. Erken seçim beklentiniz var mı? Elif Hanım, şöyle ifade edeyim. Ben bu yükü, evet. Yani Türkiye'nin karşılaştığı sorunların getirdiği yükü, siyasi iktidarın uzun süre sürdüremeyeceğine inanıyorum. Götüremeyecekler yani. Her geçen gün vatandaşın üzerindeki maliyet ağırlaşıyor. Evet. O nedenle yeni bir yapılanma, yeni bir anlayışa, yeni bir devlet yönetimi anlayışına ihtiyacımız var. Herkesi kucaklayan, toplumu kutuplaştırmayan, artı harcadığı paranın nerelere, niçin harcadığının hesabını veren, şeffaf, temiz, adil bir yönetime ihtiyaç var. Bunun için nereye gideceğiz? Halkın hakemliğine gideceğiz. O nedenle aklı başında olan bir yönetici bu sistemi yürütemiyorsa halkın hakemliğine başvurur. Erdoğan'ın bunu yapacağını düşünüyorum. Samimi düşüncem bu. Ama hayır ben bunu yapmam, illa direneceğim, sonuna kadar götüreceğim diyorsa maliyeti daha pahalı olacak. Yeni gelen iktidar da çok daha ağır bir yükle birazcık karşı karşıya olacak. Birazcık daha somutlaştırır mısınız? Yani Türkiye'nin ana muhalefet lideri, partisinin lideri olarak... Evet. Yani 2021'de seçim olur ya da 2022'de gibi bir öngörünüz. Makul olanı 2021'in sonbaharında seçim yapmaktır. Bu sene sonbaharı. Evet, bu senenin sonbaharında seçim yapmaktır. Evet. Erdoğan biraz ekonomiyi düzelttikten sonra seçime giderim diye düşünüyor büyük bir ihtimalle. Ama görünen tablo bunu mümkün kılmıyor. İşte enflasyon neden? Arttı. Merkez Bankası enflasyon tahminini arttırdı. Artı tabii yurt dışından aldığınız borcun faizini ödemek için de borçlanıyorsunuz. İşin garip tarafı. Çünkü yüksek faizle borçlanıyor. Evet, yüksek faizle borçlanıyor. Bunu Türkiye nereye kadar? Elinoğlu negatif faiz veya sıfır faizle alıyor. Biz dünyanın faizini nereye kadar ödeyeceğiz? Bu millet nereye kadar ödeyecek? Yani gerçekten Türkiye ekonomisi son derece sıkıntılı bir süreçte. Hani bunu muhalefet partinin genel başkanı olarak değil, bunu sıradan
ekonomi eğitimi almış bir kişiye sorduğunuz zaman o da aynı cevabı veriyor. Uzmanlara sorun, onlar da aynı cevabı veriyor. Akademik dünyaya sorun, onlar da aynı cevabı veriyorlar. Tablo böyle, vahim bir tablo var yani önümüzde. Şu gri pasaportlarla alakalı, gri pasaportlarla yapılan insan, iki pasaport tartışması var. Evet. Gri pasaportlarla yapılan insan kaçakçılığı, bugün İçişleri Bakanlığı da bir rakam, 109 bin kişinin gri pasaportla dışarıya çıktığını, 800 kişinin geriye döndüğünü. Evet. Rakamlarda yanılıyor olabilir. Evet. Bir bu var. Bir de iki genç bu TikTok'ta bir video çekti. Evet. Pasaportla ve Türkiye Cumhuriyeti'ni pasaportunun ne işe yaradığını bu TikTok'ta hazırladıkları videoda eleştirdiler. Sonra savcılık harekete geçti. Bu gençler elleri kelepçeli bir şekilde mahkemeye çıkartıldı. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şimdi birinci... Birisi gri, birisi devletin... Evet, evet. Birisi hizmet, birisi normal sıradan vatandaş pasaportu. Önce ilk sorunuza yanıt vereyim. Bu İçişleri Bakanlığı yeni mi uyandı? Bunu ortaya çıkaran kim? Bizim bir belediye meclis üyemiz. Ortaya çıkaran. Malatya'da. Evet. Görev pasaportu verenlerin yurt dışına gittiğini ve gelmediğini. Bir sürü insan gitmiş. Nerede bu İçişleri Bakanı? Olması lazım. Herkesi takip ediyorsun. Yeri geldiğinde herkesi dinliyorsun. E nasıl oluyor da? Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi insan kaçakçılığı yapar. İnsaf ya. Ya gerçekten akıl alacak şey değil. Valisi var iş içinde. Belediye başkanı var. Efendim orada kimler var bilmiyorum. Bu pasaportlar nasıl veriliyor, nasıl gönderiliyor, nasıl kabul ediliyor bunların. Yani bunları hiç mi izlemiyorlar? Hiç mi bakmıyorlar? Nerede bunlar? Ya dediğim gibi devlette çürümüşlük başlamışsa bu çürümüşlük her tarafa bir şekliyle yansıyor. Çürümüşlüklerden birisi de bu. Şimdi iki gence bu pasaportları veriyorsunuz. Adamlar bu pasaportlarla insan kaçakçılığı yapıyorlar. Onlara dokunan oldu mu? Hayır. Valiye soran oldu mu? Hayır. Belediye başkanına soran oldu mu? Hayır. İki genç şaka yapıyorlar. Şaka bunlar. Şaka yapıyorlar. Siz bunları alıyorsunuz. Ellerine, o incecik ellerine, bileklerine kelepçe takıyorsunuz. Sonra çıkarıyorsunuz fotoğrafçıların önüne. Fotoğraflarını çekiyorsunuz. Bunları yayınlıyorsunuz. Aşağılıyorsunuz. Ya devlet bu mudur ya? Devlette hoşgörü denen bir kavram vardır. Bakın Elif Hanım, biz delikanlı deriz. Delikanlı ne demektir? Biraz haşarı demektir. Biraz kurallara aykırı davranan kişi demektir. Delikanlı budur deriz. Yani siz bu delikanlıyı alıyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz, eline kelepçe vuruyorsunuz. Sonra devlet olarak sanki çok önemli bir görevi yerine getirmiş sayılıyor. Ya o çocuğu kaybediyorsunuz siz. O gençleri kaybediyorsunuz siz. Hesap soracaksan o insan kaçakçılığını yapan adama soracaksın hesabı. Eğer hesap soracaksan o koltukta oturmayacaksın. Koltukta oturacaksın. Pasaportlarla adam kaçakçılığı yapılacak. Ve sen kalkacaksın iki tane fidan gibi çocuğa neden TikTok'ta bunu yaptın diye ellerine kelepçe vuracaksın. Ya hangi sınırdan insan kaçakçılığı olmuyor? Van Gölü'nde batanları görmediler mi bunlar hiç? Batan o şeylerde, gemilerde, evet, feribotlarda neyse artık pek çok insan hayatını kaybetti. Bunlar nereden geliyor? Sınırdan geliyor. Suriyeliler nereden gidiyorlar? İzmir'den gidiyorlar. Nereye? Akdeniz'e. Ya Akdeniz insan cesetleriyle doldu Allah aşkına. Nerede peki bu devlet? Nerede bu İçişleri Bakanlığı? Neden izin veriyor bunlara? Devleti yönetemiyorlar. O çocuklardan, fidan gibi çocuğa, o gençlerden intikam almaya çalışıyorlar. Hırslarını belediye başkanından alamıyor. İzni veren validen alamıyor. Ama o gencecik çocuktan intikamını alıyor. Devlet bütün o ağırlığıyla onun üstüne çullanıyor. Çullan ne yapacaksın? Ama gençlere benim sözüm var. Onlara yapılan bütün haksızlıkları telafi edeceğim. Gençleri baş tacı etmediğimiz takdirde ülkenin geleceğini yok ederiz.
Gençler politikacıyla yeri geldiğinde dalga geçecekler, yeri geldiğinde espri yapacaklar, yeri geldiğinde eleştirecekler, yeri geldiğinde övecekler. Ya bunlar bizim varlığımız zaten. Şimdi siz bir espri yaptı diye, efendim şöyle oldu, böyle oldu diye yakala, evini bas, ellerine vur kelepçeyi, televizyonları çağır, efendim fotoğrafçıları çağır, fotoğraflarını çek, sosyal medyada paylaş, gazetelerde paylaş, televizyonlarda paylaş. Sen niye o koltukta oturuyorsun? Gençlerden intikam almak için mi? Sözüm saraya, ona değil. Onlar teknik adamlar, bakan değil. Bizim anladığımız anlamda bakan değil onlar. Saraydan talimatı almazlarsa bunu yapmazlar. Kimden hıncını alacak? Biden'dan hıncını alamıyor. Biden'a ses bile çıkaramıyor. Ama o iki çocuktan hıncını alıyor. Evet. Zaten sorun da burada. Daha bir var yok, mı? Ben soracağım soru. Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah tekrar nasip etsin diyelim. Sağ olun. Anadolu'da efendim. Öyle denir. Sağ olun, evet. Allah tekrar nasip etsin. Benim son dakika çok kısa bir soru geldi aklıma. Sorusu. Mutfaktan yayın yaptınız mutfağınızda. Evet. Mutfak dolaplarınız çok tartışıldı. Hatta inanılmadı. Yani öyle hani bu mutfak dolapları gerçek mi? Kemal Bey gerçek mutfağı mı diye. Gerçekten eviniz mi yoksa PR amaçlı bir yerlerden mi yaptınız? Hayır efendim, gerçek evim. Politikada bir şeye inanırım, samimiyeten. Samimi olacaksın yani. Evim zaten o. Yani o videoyu izleyen Mersin'den bir kişi aradı beni. Bir partilimiz. Bir seçim döneminde bunlar Ankara'ya Ankara'ya gelmişler. Benim evin önüne gelmişler. Benim apartman dairesinde zeminin bir üstünde oturduğumu söyleyince polis, bunlar büyük bir şaşkınlık yaşamışlar. Ya genel başkan burada oturur mu? Onlara göre hani böyle çok lüks bir yerde otur. Sonra aralarında demişler ki ya mütevazi bir insan. Dolayısıyla hani oturduğu yer belli, kazandığı para belli, yaptığı harcamalar belli. Bizim genel başkanımız böyledir demişler. Ben şöyle ifade edeyim. Siyasete girdiğim gün eşimin yüzüğü dahil bütün mal varlığımı internet sitesine koydum. 27,5 yıl devlette çalıştım. Hesabını veremediğim hiçbir şey yok. Hepsinin hesabını veririm. Nitekim Sayın Erdoğan, acaba bir açığını bulur muyuz diye müfettiş orduları görevlendirdi. Çok şükür hiçbir şey yok. Neden? Boğazınızdan aşağı haram lokma inmemişse veremeyeceğiniz hiçbir hesap yoktur. Samimi olmak lazım. Oturduğum ev odur. Evet, mutfağım da odur. Evet, o mutfak söylemiştim, huzur doludur. Evet, benle hanım ikimiz beraber Köroğlu Ayvaz. Beraberiz evet, zaten. Köroğlu Ayvaz. Evet, Köroğlu Ayvaz. Beraberiz zaten. Huzur içindeyiz. Tek derdim bu ülkede herkesin huzur içinde olması. Tek derdim o. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiniz. Evet. Bizi evet. Burada ağırladınız. Karar TV'ye de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Yayınımızı Karar TV ekranlarından yayınımızı CHP Ankara Genel Merkezi'nde gerçekleştirdik. Taha Akyol, Sayın Taha Akyol ve ben sorularımızı Kemal Bey'e sorduk. Aklımıza gelen bütün soruları yönelttik. Bizden bugünlük bu kadar. Bizim için keyifli bir sohbetti programda. Umarım sizler de istifade etmişsinizdir. Bir sonraki özel gündem programında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.